Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember ve dairenin 18. dersindeyiz. Konu anlatımı zaten 13. derste de bitmişti. Şimdi soru çözümlerine yani test çözümlerine geçmiştik. Şimdi bu dersimizde de test 5'in çözümünü yapacağız. Evet test 5 kitabımızda sayfa numarası 201 ve 202'de. Kitap olanlar buradan çözecek, olmayanlar PDF açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Testler çember ve daire testleri diye Çıkardık kendin çöz. Ondan sonra çözemediğin sorulara bak burada. Hepsine bakma tamam. E hadi bakalım. Testin çözümlerine başlayalım. Aşağıda AB ve BC çaplı çemberler verilmiştir. Yarım çemberler verilmiş daha doğrusu. AC bölü CB. Burası 2K iken CB de 3K olarak verilmiş. Buna göre diyor X kaçtır diye soruluyor. Burası da 14. Hmm. Şurada merkez teğet çektik yapacağımız belli. Hocam yarıçap 3K bölü 2 olacak. Bence 2K'ya 3K demeyelim de 2 katı. 4K'ya 6K diyelim. Burası 3K. Burası da 3K olsun. İşimiz kolay olsun. E sonra Pisagor bağıntısında K'yı bulurken sıkıntı yaşayacağım. E ne yapayım? Yarım çember ya. Yarım çemberde şu çapı gören çevre açıda 90 derece işimize yarıyordu. Aa ne oldu? Bak paralel oldu. Gördün mü? Daha kolay çıktı. E burada temal orantı var. Hocam temal orantı da şu 7 bölü 3 oran var. O zaman burada 7A ise burası da 3A olacak. 7A 14 ise A'yı buradan 2 buluruz ve x de 3a olduğundan a yerine 2 yazarsam cevap 6 çıkar. Evet bizden bu isteniliyor. Birinci soru balık kesir oldu. Geldik 2'ye. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştir yapacağız. Bunun merkezi burada. Bunun merkezi burada ya. Hemen merkezleri birleştiriyoruz. Tam olarak değme noktasından geçmek zorunda. Bak bunu çizince hala hazırda dik üçgen karşımıza çıktı. Birinin yarıçapı 4. Şuraya 4 yaz. Burası da 4. Bunun yarıçapı çapı bak çapı 4 ya. 2-2 oldu. Dik dolayı karşı, kenarlar birbirine eşit olduğundan. E hocam burası da 2. E sonra burada bir Pisagor bağıntısı yakışır kardeşime. Hadi bakalım yap bakalım Pisagor bağıntısı. Hocam x artı 4'ün karesiyle uğraşmayayım. Şuraya a diyeyim. E buradan a kare artı 2'nin karesi eşittir. Direkt 6'nın karesi. 36'dan 4 çıktı 32. A buradan kök 32. Kök 32 dediğimiz nedir? E bu 16 çarpı 2 ya. 4 kök yapar. Bunun tamamı 4 kök 2. E hocam x artı 4 eşittir. 4 kök 2 ise x de neye eşit olacak? 4 kök 2 eksi 4'e eşit olacak. 4 parantezini alırsak 4 çarpı kök eksi 1 olur. İkinci soru C an oldu. Geldik 3'e. Burada BC uzunluğunu 4 vermiş. Pardon 9 vermiş. AC uzunluğunu 15 vermiş. 9, 12, 15 üçgeninden buraya da 12 bulur muyuz? Buluruz. Burası da 12. E merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik ki şöyle bir yapalım bakalım. Hocam R, R. 90, 90, 90 ise burası da 90 oldu. Dikdörtgen oldu. R hatta kare oldu. Burası 9 eksi R oldu. T, T birbirine eşit. Burası da 9 eksi R. R iken burası 12 eksi R. Teğet teğet birbirine eşit. Burası da 12 eksi R. Bak toplamda burası 15. 12 eksi R artı 9 eksi R eşittir. 15 ya. Buradan ne geldi? Eksi 2 R'yi öbür tarafa atalım. 21'den 15 çıkınca 6 yapar. R'yi de böylelikle 3 buluruz. Çemberin çapı isteniliyor bizden. Çap da o zaman 2 çarpı 3'ten 6 gelir. Yani 3. soru Edremit oldu. 4'e geldik. O1 ve O2 merkezli çemberler bu şekilde verilmiş. D doğrusu e evet, burası 6, burası 3. X deniliyor bizden. E, merkez t'ye çektikler zaten yapılmış. Amacımız dik üçgen oluşturmak. Dik dörtgenle. Dik üçgen çok önemli. Anahtar kelimelerini kullandık daha sonra. 3 ise 3. E buraya da 3 kaldı. Pisagor. Arkadaş burası 9 ya. 9'un karesi eşittir. 3'ün karesi artı. X'in karesi demeyelim. Ne diyelim? Ortak çarpanla yapalım. Burası 3'ün 3 katı. Burası 3'ün 1 katı. O zaman X'de ne olacaktır? 3'ün kare 3'ünde Karesi artı karesi değil. Hipotenüs sorulsaydı karesi artı karesi olacaktı. So, e, dik kenar sorulduğu için karesi eksi karesi olacak. Yani 3'ün karesi eksi 1'in karesi. Bu 8 yaptı. 3 kök 8. Kök 8'de 2 kök 2 olduğundan cevap 6 kök 2 çıkar. Tabi uzun yoldan da yapabilirsiniz. Sara almış. İstediğin yerden yap. E, ben böyle görünce e, ortak şarapandan daha kısa bir şekilde buluyorum. Bunu daha öncelerinde de size söylemiş olmam lazım. Evet dördüncü soru Denizli. Geldik 5'e. soruda Çemberler birbirine değiyor. Hemen ne yaparız? Hop, merkezleri birleştir. Hocam yarıçap çok önemli. 6 ise 6, 9 ise 9'u yazalım. Aa, 9 ise 9. X'i kaç bulduk? 3 bulduk. Hocam burası 6, bunun yarıçapı da 9. 9 bak Pisagor bantısı var burada. 9 var, 15 var. Ne üçgeni? 9 12 15 üçgeninden. 12 çıkar burası. Z'yi 6 bulduk. E hocam burası da 12. E o zaman Y de 3 çıktı. O zaman X 3, Y kaçlık bulduk? 3. Ve Z de 6 topladığımız anda 12 çıkar. Yani cevap C an çıktı 5. soruda. Geldik 6'ya. Hocam T T birbirine eşit. Yani burası 6 oldu. Sonra T T şu merkezden geçiyorsa bu bir açı orta Bu açı ortay oldu. D bölü C isteniyor bizden. D bölü C. Tamam. Ha, bu arada T T birbirine eşit dedik ya. Burası 8 ya. Burası da 8 olacak. Şimdi şu üçgende açı ortaylığı kullanabilirim. Açı ortayla koldaki oran Tabandaki oran o eşit olacak. 6 bölü 8 3 bölü 4 mi? Evet kolda yukarıdan aşağı 3 bölü 4 oran var. O zaman burası da 3K 4K olmak zorunda. E bizden D'ye bölü isteniyor. 3K bölü 4K isteniyor. Cevap 3 bölü 4 yapar. 6. E altıncı soru Cehan olur. Geldik 7'ye. Arkadaş şu teğet teğet birbirine eşit mi? Eşit. Şu teğet teğet birbirine eşit mi? Eşit. Bir de şu teğet şu teğet birbirine eşit mi? Eşit. Ben buraya x dersem zaten ne isteniyor? AB ve AC kenarının uzunluklarının farkı nedir diye soruluyor. Burası x artı 5 mi oldu? Evet. Burası da x artı 5 olacak. O zaman buraya x artı 2 mi kaldı? Çünkü 3'ü burada. Işte. Evet. Şimdi AB ile AC farkları nedir diye soruluyor. Yani x artı 2'den x'i çıkart diyor. O da kaç çıkıyor? 2 çıkıyor. Cevap denizli çıktı. 7. soruda. 8'e geldik. Evet bir karton. Ne yapılmış burada? Çapı 8. Yarı çapı 4 4 oldu. E, karton OK boyunca kesilince tam iki eş parçaya ayrılmış. İki eş parçaya ayrılması için çeyrek çeyrek kesilmesi lazım. Yani bunlar çeyrek çemberler. Çeyrek daireler. Yarı çapı da 4. Hocam yarı çapı 4. Yarı çapı 4. Buraya 3 kalır. 3 pardon 2 kalır buraya. Hocam burada da yarı çapı 4 olduğu için şu 2 2 1 1 daha 2. Buraya da 2 mi kaldı? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? Şuradaki FM isteniyor. Evet en etkili silahımız. Yarı çapı kullanalım. Hop yarı çap. Yarı çap kaç? 4. Hop bu da yarıçap, Bu yarı çap da kaç? 4. 4. E 4 4. E burada da dik çizilmiş. Burada Pisagor var. Hocam burası 3. 3 4 5 mi? Sakın. Sakın. Hipotenüs 5 olursa olur o. E burada 3 var. 4 var. Şurası da x. E, x'in karesi artı 3'ün karesi eşittir. 4'ün karesi ya. 16'dan do 9 çıktı. E, x kare 7 yapar. X'i de böylelikle kök 7 olarak buluruz. Yani cevap balık kesir çıkar. 8. soruda. Geldik. 8 balık kesir yaptı. Geldik. 9'a. Evet şöyle bir şey verilmiş. Bunun yarı çapı küçüğün yarı çapı 6. Büyüğün yarı çapı kaç oldu? Açı ölçerler verilmiş 8. E şurada da birleştirecek olursak. E arkadaş burası 6. Büyüğün yarı çapı 8. Buraya da 2 kaldı. Şurası 3'e 1. Hocam 3'e 1 yazdık. E ne oldu o zaman burası? Şöyle bir bak bakayım. 6, 8, 9. Burası 9. 6, 8, 9. 3 daha 12. Hocam 9 bölü 12. Açı ortay doğrusu ya bu. Zaten kale istemiyor. Bitti kardeşim. Sadece yarı kullanıyorum bakın burada. Burası 9 çıktı. Bak küçük tekrar söyleyeyim. Küçüğün yarı çapı 6 6. Büyüğün yarı çapı 8. 8 olması için 2. Burası 3. 3 yarı 4 yarı çaptan. 4. Buraya da 1 kaldı. 9 12 çıktı. 9 bölü 12. Açı ortay. 9 bölü 12. Kollar oranı. Tabanlar oranına eşit. X bölü 4'e eşit. 3'te 1'i 3'te 1'i. X'i de böylelikle 3 buluruz. Cevap C an çıktı. 9. soruda. 10'a geldik. 2 6 14 verilmiş. Ve arkadaş ben şunu bulurum. Şu çapa dik çizilmiş ya. en etkili silahımız yarı çapta çizebiliriz aslında ama şu yarım çember gördüğünüz zaman bak burada yapıyor. Şöyle yarım çember gördüğünüz zaman burası 2 burası 6 ise şu çapı gören çevre açı 90 dereceye oluşturun diye daha önce söyledim. 6 kere 6 36 buraya A 6'nın karesi eşittir 2 çarpı A'dan 36 bölü 2'den A'yı 18 buluruz. Evet A 18 hocam toplamda şurası kaç yaptı o zaman 18 2 daha 20. 14 2 daha. Burası kaç yaptı? 16 yaptı. Buraya da 14 mi kaldı? Evet. Şimdi benden şu uzunluk isteniliyor. Bu uzunluğu da bulalım. 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 14 mi kaldı ya burası? E, toplam 20 yapacak. 4 kaldı. Özür dilerim. Yanlış bir işlem yapıyordum. Evet. 20 yapması için 4 kaldı burada. E o zaman burada da ben şu uzunluğu da şöyle bulabilirim. Şuradaki yarım daireden hop şöyle. Şurayı 4 buldum ya bak. Şurası 4. Burası kaç? 16. Yine çapı gören çevre açı 90 derece oluştursam. H kare eşittir 4 çarpı 16 64'ten H'ı da 4 bulurum. Evet burası 4 çıktı. Ne? E, 8 çıktı pardon. 64. 8'in karesi 64. Burayı da 8 bulduk o zaman. E şimdi ne oldu burada? DB burada. F noktası burada. Yani şu uzunluğu ben kaç buldum? 8 buldum. Bunu da gelmişim küçük parçayı buraya yapıştırmışım. Küçük parçası zaten burada 2 diyeyim burası. Evet. O zaman buraya da kaç kaldı? 6 kaldı. Bizden de o isteniliyor. Cevap E Edremit yaptı. 10. soru da. Yani gelip böyle ikili bir şekilde yapıştırmışım ya. 6 kaldı. E bitti. O zaman bu testte bitti mi? Bitti. E o zaman test peşi bitirdik. Ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde. Test altı da görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.